Herkese selam arkadaşlar ben Ahmet yepyeni bir Beşiktaş transfer haberleri videosu ile sizlerleyim videoya geçmeden önce videoyu beğenip kanalıma abone olursanız çok mutlu olurum yorumlara transfer yazan herkesin yorumuna kalp atıyorum Beşiktaş Raşit Gezal ile her konuda anlaşmaya vardı Leicester City ile masaya oturup 2-3 gün içinde bu transferi noktalamaya çalışacağız Gezal Beşiktaş'a çok yakın Sporting Lisbon başkanı Rui Moraes yere arıyoruz açmıyor açtığında da beni Beşiktaş'a verin diyor geçen gün Beşiktaş formasıyla antrenman yapıyordu İyi hoş ama ceza uygulayacağımızı söyledik. Rozier Beşiktaş'ta oynamak istiyor. Ahmet Nurçe ve bu transferi bizzat kendi bitirecek. İnşallah olacak. Ersin'in gitmesi halinde Bert Kirok e temasa geçeceğiz. Nice Ersin için 7 milyon euro teklif verdi. Bakalım ne olur. Ensekala teklife bağlı gidebilir. Giderse yeni bir sol bek transfer edeceğiz. Ensekala'nın gitmesi nasıl olacak bilmiyorum. Ensekala şu an takımla beraber antrenman yapıyor. Wellington teklife bağlı gidebilir. Gitse de kalsa da yeni bir stoper transfer edilecek. Kaan Ayhan ile görüşüyoruz. Kaan Ayhan çok güzel bir alternatif. Gelir mi gelmez mi inşallah yapılan teklifler sonucu belli olacak. Şu an oyuncu Türkiye'de tatilde. Bakalım ne olacak. Şu an piyasa değeri 6 milyon euro. 26 yaşında. Tyler Boyd'a gelen hiçbir teklif değerlendirmiyor. Kendisini göstermek istiyor. A takımla çalışmalara devam ediyor. Lens ve Douglas kadroda düşünülmüyor. Elnen'in menajeriyle görüşmelere başladık. Elnen'i 28 yaşında. Piyasa değeri 10 milyon euro. Mevkisi ön libero. 349 maçta 19 gol 23 asisi yapmış. Joseph de Souza, Atiba, Salih Uçan ve Elnen'i gelirse Forma rekabeti artacak. Bakalım transfer ne olacak? Sergen Hoca bizzat istiyor. Kenan Karaman bitti diyebiliriz. Sergen Hoca'nın onayı bekletiliyor arkadaşlar. Transfer son güne kadar devam edecek. Sergen Hoca'nın en fazla istediği isim Mitrovic. Oyuncu ilk başta 4 milyon euro maaş istiyordu. Sergen Hoca ile görüntülü konuşmalardan sonra oyuncu hocamız ile çalışmak istiyor. Oyuncunun istediği maaş 3.4 milyon euroya kadar düştü. Kulübü hala kiralama bedeli istiyor. Görüşmeler FaceTime olduğu için süre çözüyor. Oyuncunun menajeri İstanbul'a gelecek ve masaya oturulacak. Laren'in menajeriyle anlaşamayan yönetim oyuncuyla yüz yüze görüşecek. Laren en geç 1 Ağustos, en erken 19 Temmuz İstanbul'a dönecek. Laren ile anlaşamazsak gelen en iyi teklife satılacak. Sergen Yalçın transferi onay verdi. Beşiktaş'ın teklifi 2,5 milyon euro maaş, 1,5 milyon euro imza primi. Transfer neredeyse gerçekleşti diyebiliriz. Neden gelmiyor dersiniz? Beşiktaş finansal anlamda sıkıntı olmamasını istediği için listedeki diğer forvet adaylarına bakıyor. Ceku, Bakombu, Mitrovic. Sergen Hoca El Starshan'a verilecek parayı daha iyi oyuncular için kullanılmasını istedi. Yani Elay Tavşan'a Sergen Hoca sıcak bakmıyor. Elay Starshan ne olacak? Sergen Hoca istemediği için Beşiktaş ile anlaşamayacak. Jose Mourinho Ceko ile görüştü ve takımda kalmasını istedi. Ceko da takımda kalmaya karar verdi. Yani bu demek oluyor ki Ceko ile görüşmeler olumsuz sonuçlanacak. Kosta Beşiktaş'a daha yakın oluyor. Arkadaşlar videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın ve bay bay.